Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz mutfağıma. Bugün tekrardan bir çorba tarifiyle sizlerleyim. Bu tarhana çorbasını birkaç tane takipçim istediği için yapmak istedim. Normal kırmızı tarhana hazırlayacağım. Tenceremi ocağa alıyorum, altında yakıyorum. Bir yemek kaşığı tereyağı. Tarhanamı bir 10-15 dakika öncesinde ıslattım ılık suyla. Toplamda 6 yemek kaşığı kadar ve 6-7 kişiye kadar da yeterli geliyor. Bu her tarhanaya göre değişebilir arkadaşlar. Kimi tarhana daha fazla su alırken kimisi daha az alabilir. Bu un miktarına göre değişir. 2-3 yemek kaşığı kadar da sıvı yağ ilave ediyorum. 1 yemek kaşığı domates salçası ilave ediyorum. 2 diş sarımsağı da dövdüm. Onu da ilave ediyorum. Sarımsak özellikle çok yakışıyor. Kesinlikle tavsiye ederim. Şöyle biraz kavuracağım. 1 yemek kaşığını çok doldurmadan nane. Eğer ki et suyunuz ya da tavuk suyunuz varsa çok yakışıyor. Ama benim şu anda olmadığı için ilave edemiyorum. Kullanıyorsanız bir tane tablet et suyu ya da tavuk suyu ilave edebilirsiniz. Tarhanayı içerisine döküyorum. Altında kıstım. Benim tarhanam oldukça tuzsuz olduğu için biraz tuz ilave edeceğim. Biraz pul biber. Biraz da karabiber ilave ediyorum. Baharatları tamamen arzu ettiğiniz gibi ilave edebilirsiniz. Şimdi artık suyunu ilave edebilirim. Ben burada kaynattım. Kaynar sudan koyacağım. Birdenbire su ilave etmeyeyim. Birazcık kaynadıktan sonra kıvam alacaktır. O zaman suyunu ilave edebilirsiniz. Kaynamaya başladı. Oldukça koyu. Ben birazcık daha su ilave edeceğim. Kaynayana kadar orta ateşte sürekli karıştıracağım. Kaynamaya başladı artık. Benim tarhanamın içerisinde hep böyle tane tane tarhanalar kalıyor. Eğer sizin de öyleyse blenderla geçirebilirsiniz. Çok da güzel oluyor. Daha böyle güzel özleşiyor. Topaklanması bile bunu tavsiye ederim. Yeterli, artık çorba hazır. Kaynamaya başladıktan sonra bir 5 dakika 6 dakika kaynaması yeterli geliyor. Çorbanın kıvamı da gayet iyi. Sizler de damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Ben birazcık böyle koyu seviyorum tarhanayı. Altını kapatıp ocaktan alıyorum artık. Çorbayı servis tabağına alayım. Kıvamı gayet güzel oldu. Sizler de damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Gayet güzel oldu. Umarım sizler de denedikten sonra memnun kalırsınız. Videolarımın altındaki malzeme listesine göz atmayı unutmayın. Eğer kanalıma abone değilseniz bu videodan sonra abone olabilirsiniz. Instagram'dan da Sever Mutfakta olarak beni takip alabilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.